Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye Turumuz Timuz ile devam ediyor. Ve şu an sizlere TÜYAP Yapı Fuarı'ndan seslenmekteyiz. MKA yazılım firmasının konu olduk. Yanımızda firma ortaklarından Sayın Mehmet Kapan bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar Cemal Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sizleri sormalı. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranların başındaki değerli izleyicilerimizi sizlerle tanıtmak için sormak istiyorum. Mehmet Kapan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Bizler ne yaparız? Biz çelik yapıların projelendirmesine yönelik yazılımlar geliştiririz. Evet. İki tane ürünümüz var. Bir tanesi tek katlı binaları projelendiren bir yazılım. Bir tanesi de çok katlı yapıların imalat sürecini hızlandıracak, onları daha hızlı ve daha ucuza yapılabilmesini sağlayacak iki tane ürünümüz var. Buraya onları tanıtmaya geldik. Mehmet Bey, MKA yazılım olarak verilen hizmetleri biraz daha açalım. Değerli izleyicilerimize gelen talepler doğrultusunda sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Şöyle, ben size neyin peşinde koştuğumuzu, neyi yapmaya çalıştığımızı ve önümüzdeki yıllarda aslında nereye ulaştığımızı anlatmayı aslında onu çok isterim. Şimdi bunun için ilk önce bir hayal edin, bir gözünüzü kapayın. Deyin ki, bir yerde benim bir tane sizin bir fabrikaya ihtiyacınız var. Evet. Bir mühendise gidiyorsunuz, bana bunun projesini istiyorsunuz inşaat mühendisinden. İnşaat mühendisi diyor ki ben size projenizi yapıyor. Projenizi yaptıktan sonra size fiyatlar geliyor, maliyetler geliyor. Diyorsunuz ki benim için bu uygun. Bunu imalatçıların üretmesi lazım. Sizin projenizin içinden bazı parça imalatçıya gidiyor. Orada makinalar var. Makinalardan bizim hazırladığımız programı kullanaraktan bu insanlar, makinalar onları üretim yapabilecek. Bizim derdimiz aslında projeden imalatın sonuna kadar destekleyecek bir yazılım yapmaya çalışıyoruz. Bunun için şimdiye kadar neler yaptık? Tek katlı binaları mühendislik hesaplarını yapan programı yazdık. Orası tamam. Bunların kesimlerini yapabilecek diğer ikinci yazılımımızı geliştirdik. Adı Mergen. Onunla da optimizasyon yapıp makinelerin daha verimli, daha ucuza, daha hızlı, daha kaliteli kesimler imalat yapabilmesini sağladık. Bundan birkaç sene sonrasında ise artık binaların bizim programımızda projelendiren bir yazılımın makinalarla bir düğmeye bastığı zaman imal edilebildiğini göreceksiniz. Evet, yani A'dan Z'ye konstrüksiyon, çelik konstrüksiyon binaların oluşumunu siz yazılımla yapıyorsunuz. Daha sonrasında üretim ayarı da yine bu projelendirerek bu cihazlarla da yine üretimi sağlıyorsunuz ki A'dan Z'ye aslında bütün işi siz tek bir yazılımla bitirmiş oluyorsunuz. Bununla buradaki bitirdiğimiz işin büyüklüğünü şöyle anlatayım size. Evet. Dünyada kullanılan çeliğin %51'i yapısal çelik olarak inşaat sanayi sektöründe kullanılıyor. %14'ü otomotivde, %11'i makinede, işte %8'i gemi inşaatında gibi alanlarda kullanılıyor. Oysa şeyi düşünürseniz dünyada kullanılan %51'in %80'i tek katlı yapılar. Biz yani dünyada kullanılan çeliğin %35'ine gelir ki bu oran. Biz bu %35'i yapabilecek, dünyada üretilen çeliğin %35'ini kullanabilecek, onunla fabrikalar yapılabilecek yazılımın peşindeyiz. Evet. Şimdi efendim, çok güzel sanayi sektörünü aslında kolaylaştıracak bir hizmet sunuyorsunuz. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz neler deniyor? Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet. Bunu nasıl sağladık? Neler yaptık? Onu söyleyeyim. Genelde bir yazılımın hiçbir zaman hata vermemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Evet. Bu insanların en çok karşılaştıkları sıkıntılardan bir tanesi yazılımların hatalarıdır. Biz programın içine yazılımların hata verdiği zaman bize mesaj düşüren bir şey yaptık. Biri bir hata yaşadığı anda bize onunla ilgili mesaj gelir. Biz onları ararız, sorarız, deriz ki yani sizin programınızda bizim programımızı kullanırken 2 dakika önce bir tane problem yaşadınız. Neyi yaptınız, nasıl yaptınız? Bize bunu gösterin, bize onu düzeltelim. Bunu yaptığımız zaman bazen insanların gözlerinin yaşlandığını gördük. Hani böyle bir şey kimse beklemiyor. Kimse de böyle bir sorun yaşadığı zaman kimse şimdiye kadar onları aramamış. Ya bundan siz programı direkt takip ediyorsunuz.
programı takip ediyoruz. Evet. İnsanların yaşadığı sorunları o an çözmeye çalışıyoruz. Zaten çözdükten sonrasında da bir zaman sonra böyle problem de kalmadı. Şu an herkes halinden çok mutlu. Evet. Yani siz orada uygulama yapılırken yanlış yapılan bir hata da siz direkt irtibata geçip orada yapılan hata nasıl yapıldıysa ona göre müdahale edip sorunu ortadan kaldırıyorsunuz. Tam olarak öyle değil. Yani projede program sırasında program şu an 30 milyon satırın üzerinde bir koddan oluşuyor. İçinde bir artı eksi işaretinin yanlışlığı bile bir hata demek. Hataya sebep olabilecek türden bir şey. Eğer böyle bir hatayla karşılaştığı zaman kullanıcı biz bunu program hata verip kapatmasındansa kendisini bize onun mesajı gelir. Biz hatayı görürüz, onları ararız, sorarız nasıl yapıyorsunuz bunu? Ne yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz ki siz bu problemi yaşadınız? Evet. Onlar bize söylerler, biz de hatayı düzelttikten sonra şu an programın kalitesi, seviyesi bayağı iyi bir yere geldi. Evet, şimdi efendim biraz da tercih edildiğiniz sebeplerinize geçelim. Tabii ki bu hizmeti sağlayan ilk firmasınız. İlk firmalardan biriyiz. Ve tek firmasınız diyebiliriz. Ancak bu çelik konstrüksiyon işini yapan birçok firma varken neden özellikle insanlar MKA yazılımı tercih etmeliler? Neden tercih etmeliler? Birincisi, 3 tane problem vardır. Hız, kalite ve ucuzluk. İnsanlar bunların sadece 2 tanesine erişebilirler. Ya hızlı olursunuz, ya ucuz olursunuz, ya kaliteli olursunuz. Biz çelik yapılar için her üçü yüzde. Hem hızlıyız, bizim programımızla 10-15 dakika içinde bir fabrikayı projelendirebilirsiniz. Ucuzuz. Çünkü rakiplerimiz bizden çok pahalı ve bizim yaptığımız işi yapmaları için birkaç programın birleşmesi gerekiyor. Ve kaliteliyiz. Siz dünyada Avrupa standartlarına, her ülkenin kendine göre bir standartları var ve siz o standartlara uygun bir şekilde bunu hazırlıyorsunuz. Şimdi bizim programımız Avrupa standartlarını, Avrupa standartı olan Euro kodları, Amerikan standartlarını, Amerikan standartının zaten şu an yürürlükteki çelik yapılar yönetmeliği de onu Türkçeleştirilmiştir. Aynı zamanda işte önümüzdeki günlerde Hindistan standartını, önümüzdeki günlerde benzer şekilde Çin standartını, onlar da geldiği zaman dünyanın her tarafında kullanılabilir bir yazılım haline dönüşecek. Evet, tercih edilme sebeplerimiz de bunlar diyebiliriz. Diyoruz. Şimdi efendim 2005 yılından itibaren bu işlemi sürdürüyorsunuz. Ve vermiş olduğunuz bu hizmette de şu an sektörün en iyilerinden, lider firmalarından birisiniz. Önümüzdeki yıllar neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir Mehmet Bey? Ya birincisi artık biz dünyaya çıkmak istiyoruz. Yani Türkiye'de 1500 kullanıcı aslında kötü bir rakam değil. Evet. Ama olabilecek en yüksek rakam da 3000. Evet. Ama dünya ise bunun en az 50 katı, 100 katı. Bizim yazılımımız eğer çizimleriyle, hesaplarıyla, standartlara uygunluğuyla, makinalarıyla iletişimiyle o hale geldiği zaman belki dünyanın en lider yazılımlarından, en çok bilinen yazılımlarından biri olacak. Evet. Biz de onun peşindeyiz. Şimdi efendim bugün fuarın ikinci günü. Ben biraz da fuar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isteyeceğim. Fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Fuar güzel. İnsanlar ilgili. Evet. Kullanıcılarımız geliyorlar sık sık. Onları bazılarını sadece telefonlarda tanıyoruz. Evet. O yüz yüze tanışma şansımız oluyor. Evet. Onları görmek de güzel. Bakalım. Telefon takları içinde kırpıncısızlığından yapı fuarı sizin için iyi geçiyor. Bundan sonra da inşallah iyi geçmesini temenni ediyoruz. Mehmet Bey, son olarak ekranların başındaki izleyicilerimize, özellikle bu sektöre ilgi duyan ya da ihtiyacı olan izleyicilerimize buradan bir bilirkişi, bir uzman olarak neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz kısaca? Ya biz çelik yapıların projelendirmesine yönelik yazılımlar satıyoruz ve onları geliştiriyoruz. Bizinkini diğerlerinden herhangi birini almadan önce mutlaka bizi bir incelesinler, bir görsünler, bizimle bir iletişim kursunlar. Arasınlar, biz onlara bizim deneme sürümlerimizi verebiliriz. Bir onları görsünler, ondan sonra karar versinler ve ne hangisini beğendilerse onu alsınlar. Evet. Biz de bu sektör ihtiyacı olan herkesi MKA yazılım firmasına davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli sektörler ve merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz temasıyla devam edecek. TÜYAP yapı fuarından ve sektörün en iyisi MKA yazılım firmasına aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.